Merhaba arkadaşlar. Almanya'nın yeni göç yasasını ya da taslağını incelemeye başlamıştık ve şans kartı, fırsat kartı olarak adlandırılan kısmını incelemiştik. Bu konuda en son yüklediğim videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ondan öncekinde eksikler var. Kartın, şans kartının, fırsat kartının dışında kalan kısımlar da var. Bunları incelemek için 117 sayfalık taslağı okumam gerekiyor. Bunun için zamanım olmadı ama İçişleri Bakanlığı sayfasında basın danışmanının ya da basın bürosunun demek belki daha doğru olur. Basın sözcüsünün 29 Mart 2023'te yaptığı açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Fotoğrafta da Çalışma ve İçişleri Bakanı'nı görüyorsunuz. Das neue Fachkräfte Einwanderungsgesetz schafft neue Möglichkeiten nach Deutschland einzureisen. Biliyorsunuz zaten Almanya'ya gelme imkanı var ama bu yeni yasayla yeni imkanlar tanınacak diyor. Yani bugün hali hazırda mavi kart alarak yüksekokul mezunlarına örneğin Almanya'ya gelme ve burada kalma imkanı veriliyor. Yeni olan bu eğitimi almış olanlara veya einen solchen Abschluss demiş, yani bundan bahsediyor. Hat kann künftig jede qualifizierte Beschäftigung ausüben. Gelecekte her tür mesleği icra edebilir. Bu yasa ya da taslak yasalaştıktan sonra künftig jede qualifizierte Beschäftigung ausüben. Yani mesleğinde olması gerekmiyor. Esnek olmak istiyorlar, piyasaya daha yakışır bir şekilde imkanlar sunmak istiyorlar. İlle eğitim aldığı alanda olması gerekmiyor. Örneğin işletmeyi bitirmiş biri piyano öğretmeni olarak çalışabilir. Mavi kart soll künftig noch mehr Fachkräfte mit Hochschulabschluss erreichbar sein. Bunu daha önce söylemiştim. Mavi kartı seviyesini düşürmek istiyorlar ki daha fazla yüksek eğitim almış insan bu karttan faydalanabilsin. Ve Almanya'ya eğitim almak için, Ausbildung dediğimiz eğitim ve bir yüksek eğitim almak için gelmek de daha albelirli olsun istiyorlar, yapılmasını istiyorlar ve Almanya'ya eğitim olarak gelmiş olanların da tabii Almanya'da kalması iyi olur, Almanya'da eğitim almış olanların diye. Zweite Weg, bu birinci yol, ikinci yol Berufserfahrung, yani der zweite Weg, bu birinci yol, bu da ikinci yol şimdi. Fokussiert auf Berufserfahrung, yani tecrübeli olanlar. Damit wird Arbeitskräften die Einwanderung ermöglicht. Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung. 2 yıl tecrübeniz varsa und geldiğiniz ülkede devlet tarafından tanınan bir diplomanız varsa, Berufsabschluss, o zaman da yine Tarifgebunden olursa maaşınız da, yani burada sendikaların falan yaptığı sözleşmeler var. O tarife göre olursa ücretiniz, o zaman buraya gelme imkanınız var. Ama burada ne kadar eğitim aldıktan sonra eğitim süresini falan belirtmemiş gördüğünüz gibi. Bence 35. maddeden olanları kabul edecekler. Çünkü tecrübe odaklı demiş. Burada bir Berufsabschluss demişler. 35. madde zaten 5 yıllık tecrübenin tanındığını gösteriyor diyebiliyorum. Fakat burada işverenin belli bir tarife bağlı olarak ücret ödemesi gerekiyor. Yani sendikalar diyelim ki metal çalışanları için metal sendikası var ve burada işte maaşların pazarlığı yapılmış, belirlenmiş farklı sınıflar var. İşte bu tarife bağlı olarak ödeme yapması gerekiyor. Der Berufsabschluss muss künftig nicht mehr in Deutschland anerkannt sein. Yani bakın 35. maddeden aldığınızı düşünelim. Almanya'da gelecekte tanınıyor olması gerekmiyor diyor. Denkliğinin alınması gerekmiyor, tanınması gerekmiyor. Mesleğinizin denkliğini almak istiyorsanız 35. madde olmadığını düşünelim. O zaman tabii Almanya'ya geldikten sonra da bunu yapabileceksiniz. Dafür müssen sich Fachkräfte und Arbeitgeber zu einer Anerkennungspartnerschaft verpflichten. O zaman işverenle birlikte bunu yapabileceksiniz. Her iki taraf için de avantajları olacak. Denkliğini Almanya'da yaptırırken paralel olarak çalışabilecek ve üçüncü yol olarak da şans kartından bahsediyoruz. Bunu daha önce
ki videoda, ki en son yaptığım videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bu videonun sonuna ekleyeceğim şans kartı videosunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan önce yaptığım videoda bazı eksikler var. Taslak biliyorsunuz güncellendi. Güncellendikten sonra tekrar bir video yapmıştım. Yeni bilgiler buldukça tabii ki burada paylaşacağım arkadaşlar. Bu da İçişleri Bakanlığı Basın Bürosu'nun yaptığı açıklama olduğu için 29.3.2023 tarihli doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum.